Evet, geçen hafta yaşadığımız mağlubiyetin şokuyla başladık. Beraberliğin şokuyla başladık müsabakaya. Özellikle dikkat çekmek istediğimiz, maçın öncesinde de protesto ettiğimiz, geçen hafta aleyhimize verilen penaltıyla ilgili bir karardı. Çünkü Türkiye'nin herkesin hemfikir olduğu bir tek Ali Palabıyık hocamızın penaltı diye adlandırdığı pozisyondan sonra ligin altı da üstü de karıştı. Maalesef bugünkü galibiyetten sonra oradan galip dönebilseydik playoff'un en güçlü adayı biz olacakken bir hakem hatasına maalesef kurban gittik ve bugün belki rakiplerin puan kaybetmesini bekliyoruz. Yani bizi ve alt sıraları ilgilendiren bir müsabakada VAR'a rağmen kararından dönmeyen Ali Palabıyık hocamızı buradan geçen hafta katılamamıştım yani kınıyoruz Bandırma Spor olarak. Hem ligin altını hem üstünü karıştırdı maalesef verdiği kararla. Her şeye rağmen ligin son haftasına kadar mücadele edeceğiz. Playoff hedefimizi yakalamaya çalışacağız. Olur veya olmaz ama bunun mücadelesini vereceğiz. İnşallah başarırız bunu. Her şeye rağmen, herkese rağmen rakipleri yenip son diğer takımların puan kaybetmesini bekleyip playoff'un kapısından girmeye çalışacağız içeriye. Dilerim bunda da başarılı oluruz. İnşallah oraya da çıkarsak çok farklı bir Bandırma Spor olacağına yürekten inanıyoruz tabii ki. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İki takımı da tebrik ederim. İki takım da ellerinden geleni yaptılar. Özellikle biz ilk yarı istediğimiz hiçbir oyun anlayışımızı çalıştığımız gerçekleştiremedik. Rakibin sağ tarafının bekinin çıkmasını engellemek istiyorduk. Özellikle Mehmet Özcan'a topu aldırmamak istiyorduk. Ama ikinci yarıda özellikle çalıştığımız geçişi düşeceklerini biliyorduk. Rakibin orta sahasının hızlı bir şekilde geçişi yapıp sonuçlandırmak istedik. Savunma arkasını da hafta içi sürekli çalışmıştık. Özellikle kısa alan içerisindeki dönüşler ve savunma arkası koşulları. Bunları kısmen ilk yarı hiç gerçekleştirmedik. Kısmen yapmaya çalıştık ama olmadı. İkinci yarı ise full gerçekleştirebildik. İyi vursak hem iki tabii ki Bandırma'nın da kaçan pozisyonları var. Onlara da saygı duyuyoruz. Ama iyi vursak sonuçlandırmayı iyi yapsak şu anda daha farklı bir skorla dönebilirdik. İki takımı da tebrik ederim. Başka yani hakem veya herhangi bir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim.